Hoş geldiniz. Öncelikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. 28 Ekim Cumartesi günü Büyük Filistin mitinginde Cumhurbaşkanı'nın önemli açıklamaları oldu. Bu konuşmadan belli kısımları, bazı kısımları birçok haber sitelerinde paylaşıldı ama bunun yerine kendim konuşmayı baştan sona dinleyip notlar çıkarmak suretiyle bir çalışma yapmak istedim. Şimdi size bunlardan bahsedeceğim. Cumhurbaşkanı neler dedi? Öncelikle bunlara bakacağız. Sonrasında borsa ne olabilir, buna kafa yoracağız. Borsa zaten en tepeden %15 düşüş yaşadı. Bu olaylar çıktığından beri. Peki daha da düşer miyiz? Zaten şu anda 100 günlüğe değmiştik ve oradan bir tepki aldık. Oradan biraz yükseliş gelmişti. Bu konuşma neticesinde daha da düşer miyiz? Aşağıda 200 günlük var, oraya değer miyiz? Yoksa bu düşüş esnasında, %15'lik düşüş esnasında zaten bu konuşmaları da fiyatladık mı? Yani piyasa düşerken bunları da tahmin ederek mi düştü? Bu düşüşün sertliği yeterli derece mi? Yoksa az mı düştü, biraz daha mı düşmesi? Yoksa biraz daha düşer mi? Buna kafa yoracağız. Konuşmada bazı kısımlara bakalım. Biz burada sadece Gazze'de yaşanan katliamı telin etmekle kalmıyoruz. Onunla birlikte kendi istiklalimizin ve istikbalimizin de müdafaasını yapıyoruz. Sultan Abdülhamit oralarla az mı haşır neşir oldu? İsrailli yöneticilerin en üst seviyede dile getirdiği kavramların altını kazıyan, hepsinin içinden ülkemiz topraklarını da kapsayan bir ihanet haritası çıkar. İsrail sen bir işgalcisin, Batı sana borçlu ama Türkiye'nin sana borcu yok. Batı'nın her ülkesi sana borçlu. Borçlu olduğu için de konuşamıyorlar. Seni ziyarete geliyorlar. Ziyarete gelerek senden adeta af diliyorlar. Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz mazlumlardan yanayız. Ey Batı, size sesleniyorum. Siz yeniden bir Hilal Haçlı mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz? Evet, burası kritik. Siz yeniden bir Hilal Haçlı mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz? Eğer böyle bir gayretin içindeyseniz biliniz ki bu millet ölmedi. Bu millet dimdik ayakta. Ve yine aynı şekilde, aynı kararlılıkta Libya'da neysek, Karabağ'da neysek bilesiniz ki Orta Doğu'da da oyuz. Libya'da neysek, Libya'ya biliyorsunuz asker yollamıştık. Libya'da neysek Orta Doğu'da da oyuz acaba? Ve geçen sefer şurada 50 günlük fiyat ortalamasının altında kapattığımız zaman demiştim ki bu olaylar derinleşirse, Türkiye olayları biraz daha dahil olursa, Türkiye Filistin'e asker yollarsa o zaman biraz daha düşüş devam edebilir demiştim. 50 günlüğün altında kapattık, ardından 100 günlüğe düştük. Sonra 100 günlüğe değdik, yine 2 gün yükseliş devam etti. Cumartesi günü yine konuşmalar oldu. Bakalım pazartesi nasıl tepki verecek. Destek, direnç, bunları en son söyleyeceğim. Bundan sonra da bir gece ansızın gelebiliriz şiarıyla. İşte bu sözü söylerken Cumhurbaşkanı, mitingdeki insanlardan sesler geliyor. Diyorlar ki işte ordu, işte komutan tezahüratları geliyor. Bu esnada sonra Cumhurbaşkanı konuşmasına devam ediyor. Kendi çizdiğimiz yolda ilerlemeyi sürdüreceğiz. Şimdi bu işte ordu, işte komutan falan. Yani ordu komutan savaş mı çıktı? Ordu komutan savaşı çağrıştırıyor değil mi? Ama işte bu düşüncede insanlarımız var. İşte hemen böyle savaş isteyen veyahut da hemen olaylara dahil olmak isteyen insanlar var. Ve o mitingde de ve Cumhurbaşkanı etrafında da vardı. Ve böyle tezahüratlar oldu. Tabii Cumhurbaşkanı hitap ettiği kitleyi de biliyor. Ve bu tarz yaklaşımlar olan insanlar da olduğu için onlara da hitap ediliyor diye düşünüyorum bu konuşmadan. Ki konuşmanın devamı var. Yani tabii ki barış, ateşkes bunlara da vurgu yapılıyor ama sonuç olarak ey Batı size sesleniyorum. Siz yeniden bir Hilal Haçlı mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz? Şimdi bu kısımda yani yorumsuz. Borsa zaten panikle düşmüştü. Olaylar nereye gidiyor? Biz de mi dahil olacağız? İşte Orta Doğu'da kartlar yeniden dağıtılıyor. Biz de olaylara dahil olur muyuz korkusuyla zaten borsa bir düşüş yaşadı %15. Tarihte nasıl destanlar yazdıysak bu millet yeni destanlar yazmaya da Allah'ın izniyle hazırdır. Dediğimizin kimler olduğunu biliyorsunuz değil mi? Amerika'sıyla, Avrupa'sıyla, iplerini onların tuttuğu tüm piyonlarıyla. Merhum Mehmet Akif'in tek kişi kalmış canavar diye bahsettiği Batı'dan bahsediyorum. Gazze'deki katliamın en büyük sorumlusu işte Batı'dır. Batı'ya da epey sert cümleler söylemiş olduk. Şimdi Batı'ya sert sözler söyledik. Batı işte güç onların elinde diye düşünüyoruz. Pazartesi borsayı ne yaparlar? Bize bir cevap verirler mi? Borsa üzerinden Batı bize borsa üzerinden bir cevap verir mi? Şimdi borsada zaten yabancı yatırımcı zaten epey az. Yıllardır azala azala.
Eski güçleri yok artık borsa üzerinde konuşursak. Ha şunu da söyleyeyim. Yabancı yatırımcı diye bildiğimiz birçok yatırımcı bıyıklı yatırımcıdan yerli aslında ama işte yabancı bankadan hesap açmış ama yerli. Yabancı yatırımcı zannettiğimizin bir kısmı da öyle yani yerli. Onlardan sert bir cevap gelir mi pazartesi günü? Bence onlardan bir cevap gelmez çünkü azınlık artık çok fazla azınlıklar. Ama bunun yerine yerli yatırımcılar pazartesi günü panik olup satmaya kalkarsa ki panik olmaya müsait cümleler de var. Yerlilerin satışları gelirse o zaman düşüş yaşayabiliriz. Gazze'de yaşanan katliam topyekun Batı'nın eseridir. İsrail bölgede sadece günü geldiğinde feda edilecek piyondur. Bölgede oynanan oyun asıl sahipleri İsrail yönetiminin şımarıklarına kol kanat gerenler. Çünkü İsrail onlara rağmen adım atamaz. Batı kendi elini kirletmeden kimi zaman parayla satın alarak, kimi zaman fitneyle birbirine düşürerek, kimi zaman İsrail örneğinde olduğu gibi suçlarının üstünü örterek araç kullanmayı, alet kullanmayı sever. Biz Irak ve Suriye'nin kuzeyinde karşımıza çıkartılan ciğeri beş para etmez teröristlerin gerisinde kimlerin olduğunu gayet iyi biliyoruz. PKK'nın, YPG'nin, FETÖ'nün arkasında kimler var? İsrail'de var. Paraysa para, silahsa silah bunlar veriyorlar. Biz Avrupa ve Amerika yönetimlerinin kulislerinde ülkemiz aleyhinde çevrilen dolapları gayet iyi biliyoruz. Biz lafa gelince liberal, özgürlükçü, serbest piyasacı, insan hakları savunucusu kurum ve kişilerin gerçekte hangi gayelerle ülkemizin ayağına çelme taktığını gayet iyi biliyoruz. Şimdi aynı hakikatlere Gazze'de şahit oluyoruz. Batı dünyası Gazze'deki çocuk, kadın, masum katliamını meşrulaştırmak için siyasetçiden medyasına seferber oldu. İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor. İsrail biz de sen savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Ve şimdi bunun hazırlığı içindeyiz. Bence burası da önemli. Türkiye bir hazırlık içinde. Bu bir beklenti. Yani işte borsa beklentisi fiyatlar ortada bir beklenti var. Nedir bu beklenti? Türkiye, İsrail'i tüm dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edecek. İşte birçok yatırımcı şunu düşünüyor. Borsaya gelmeyi düşünenler vardı. Onlar diyecek ki ya şu olaylar bir geçsin en azından. Bunu bekliyorlar ve bu cümleden hareketle İsrail biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz ve şimdi bunun hazırlığı içindeyiz. Orada bir hazırlık var. O hazırlık bitene kadar, yani bu işler bitene kadar borsa yükseliş yapamayabilir. Hatta bu panikle düşüşler de devam edebilir. Bunun çalışmasını yapıyoruz ve savaş suçlusu olarak İsrail'i dünyaya tanıtacağız. Ama Batı liderler bırakın buna tepki göstermeyi, İsrail'e ateşkes çağrısı bile yapmıyor. Ey Batı, ne kadar çocuk ölmesi lazım, ne kadar kadın ölmesi lazım, ne kadar yaşlı ölmesi lazım ki siz ateşkes ilan edin. Bu cümle iyi, en azından ateşkes yapılsın diyor. Cumhurbaşkanı Batı'ya ateşkes yapması için burada bir talep yolluyor. Bu son tavrıyla Batı'nın günah defteri bir kez daha boyunu fersah fersah açmıştır. Yine Batı'ya eleştiriler. Coğrafyamızdaki tüm toplumlar olarak bir olmalı, birlikte olmalı, beraber hareket etmeliyiz. Aksi takdirde teker teker herkesin aynı akıbete düçar olmaz, kaçılmazdır. Bence burası da önemli. Yani burada bir mesaj yollanıyor herkese. Gazze'li yurdunu savunmaya hazır. Biz de hazır mıyız? Bu millet yapar. Dün yaptı, bugün de yapar. Allah'ın izniyle yarın da yapar. Buna da hazırlıklı olmamız lazım. Gazze halkının evini, şehrini terk etmeme kararlılığını milletim adına saygıyla selamlıyorum. İnşallah zalimlerin Filistin halkının hayatından defolup gittiği günleri de göreceğiz. İsrail tam 75 yılda kesintisiz her gün sürdürdüğü zulüm de elbet bir gün bitecektir. İsrail burayı iyi hatırla. Türkiye tıpkı 500 yıl önce olduğu gibi, 2. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi başı dara düşen her mazlumla birlikte bu insanların da umudu olacaktır. Geçtiğimiz günlerde İsrail yönetimine yaptığım çağrıyı burada bir kez daha ifade ediyorum. Boyunuzu da çapınızı da yüreğinizi de aşan zırvalarla, tavırlarla, sözlerle Türk milletinin merhamet duygularını törpülemeyin. Çünkü emin olun ki tıpkı atalarınız gibi sizler ve sizlerin de çocukları ileride buna ihtiyaç duyacak. Türkiye'ye ihtiyaç duyacak. O gün size uzanacak elleri yan düşürmemek için gelin bugün bize kulak verin. Gelin bugün mazlumlara yardım ulaştırma talebimize barış tesis etmek için diyalog kapılarını açma çağrımıza kulak verin. Gelin bugün kendinizin ve çocuklarınızın geleceği için belki de hayatınıza ilk defa hayırlı bir adım atın. Biz adil bir barışın kaybedeni olmayacağına olan samimi inancımızla hareket ediyoruz. Muhataplarımızı da aynı anlayış etrafında buluşmaya çağırıyoruz. Direnmek durumunda kalan Filistin halkına Filistin ağalarının ak sütü gibi helaldir. Oylama yapıldı Birleşmiş Milletler'de. Ne oldu? 120 ülke İsrail'e ne dedi? Ateşkes için evet deyin dedi. 40 ülke çekimsel kaldı. 13-14 tane ülke İsrail'in yanında yer aldı. Birleşmiş Milletler bu kararı vermek suretiyle güzel bir adım attı. Ve inşallah İsrail topraklarındaki sivillere yönelik saldırıları biz de doğru bulmuyoruz. Savaşın ahlaki ve hukuku var. Evet, burada biraz karşı tarafa da eleştiriler oldu. İsrail topraklarındaki sivillere yönelik saldırıları biz de doğru bulmuyoruz. Savaşın ahlaki ve hukuku var.
Sivilleri hedef almak bu ahlaka ve hukuka sığmaz. Her ne şekilde olursa olsun, her sivil için biz üzüntülüyüz. Ama İsrail'in böyle bir derdi var mı? Tabi burada, şimdi bu durumda Hamas terör örgütü oluyor mu, olmuyor mu? Konuşmanın mitingin en başında Hamas'ın terör örgütü olmadığını düşündüğünü yeniledi Cumhurbaşkanı. Bu görüşünü devam ettiriyor yani. Bunun bedelini eninde sonunda ağır ödeyeceksiniz. Alma mazlumlahını çıkar aheste aheste. Gazze'deki çocukların, kadınların, masum insanların hunharca katledilmesi karşısında bizim durmamız mümkün değil. Ve siz de bugün bunu yaptınız. 1,5 milyona yakın İstanbullu burada toplandınız. Evet, konuşmadan önemli kısımlar, benim dikkatimi çekenler bu şekilde. Konuşmanın tamamı yaklaşık 40-45 dakika falan. İsteyen tamamını da dinleyebilir. Evet, şimdi borsa yorumuna gelelim. Borsa 2 gündür toparlamıştı. Pazartesi günü borsa açılacak. Bakalım borsa nasıl bir tepki verecek. Eğer borsa bunu düşüş yönde fiyatlamak isterse, ki zaten piyasa şu anda zaten kötü. Yani piyasa şu anda düşüş trendinde. 50 günlüğün altındayız. 50 günlüğün altı ne demek? Düşüş trendi demek. Düşüş trendi esnasında da borsayı düşüren olaylar devam ettikçe düşüş devam edebilir. 100 günlüğe gelmiştik birkaç gün önce. Geçen hafta onun üstüne çıktık, sonra 2 gün tepki geldi. Bu konuşmalar neticesinde her ne kadar işte tamam evet barışa da vurgu yapılıyor, ateşkes olsun diyor Cumhurbaşkanı. Ama geçen sefer de bunlar denmişti. Ve ne oldu? Yine düşüş olmuştu. Dolayısıyla cumartesi günkü konuşmalar yine satış getirebilir diyorum. Peki kesinlikle düşüş olacak mı? Şimdi 100 günlük desteğimiz var zaten. 100 günlük fiyat ortalaması desteği. BIST 30 için konuşuyorum. Çünkü asıl mevzu burada dönüyor. 7748. Her gün değişiyor bu fiyat ortalaması. 7750 diyelim, yarın yine bir tık yükselebilir. Çünkü fiyatın üstündeyiz şu anda. Ortalama bir tık yukarı çıkabilir yani. 7750 yarın. Bunun altına inersek şu anda 8022'deyiz. Yüzde kaç düşüş oluyor bu? Eğer borsa yarın %3,5'tan fazla düşerse ve kapanışı yaparsa sıradaki desteğimiz 200 günlük fiyat ortalaması olacak. O da 6825'te BIST 30 için konuşursak. Peki aralarda destek bulmak istersek bulabilir miyiz? Tabii ki bulabiliriz. Yani destek çok, Fibonacci çizilir, bir şey yaparız. Destek istesek destek çizeriz. Ama ben size güçlü destekler söylüyorum. Eğer 7750'nin altında kapatırsak yarın sıradaki desteğimiz 200 günlük fiyat ortalaması. Peki 200 günlük fiyat ortalaması hani yüzde kaç var? %15. %15 daha düşer miyiz? %15 zaten düşmüştük. Biraz daha aşağı düşersek toplam yüzde kaç oluyor? Toplam %23 oluyor. En tepeden %23 düşmüş olacağız 200 günlüğe kadar düşersek. %23 çok büyük bir düşüş mü? Geçmişte de böyle düşüşler oluyordu yani. Seçim öncesi ve deprem zamanı yüzde kaç düştük? %22 düştük. Endeks için konuşursak. Naci Abal zamanı. Endeks o zaman da %21 düşmüş. Covid zamanı %33 düşmüş. Yani geçmişte böyle düşüşler oldu. Dolayısıyla 200 günlüğe düşmemiz imkansız, zaten çok düştük. Oraya düşemeyiz diye bir şey yok. Düşebiliriz. Peki düşer miyiz, düşmez miyiz? Şimdi bunu biz bilemeyiz. Çünkü bizim paramız az. Bu endeksi biz çizmiyoruz. Biz hareket ettirmiyoruz. Ama panik ettirecek milleti, düşmesine sebep olabilecek bir konuşma, bir olaylar, bir düzen, dünyadaki, globaldeki gelişmeler, ülkemizdeki insanların tepkileri, ülkemizdeki insanların düşünceleri, bir ortam var bence. Düşebiliriz yani 200 günle. Peki o zaman her şeyi satıp stop olup 200 günü bekleyelim mi? Düşmezsek ne olacak? Yani işte bunu kesin olarak bilemiyorum. Siz bilirsiniz. Ben size olayları anlatıyorum. Şöyle 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 olaylar oldu. Desteğimiz bunlar, dirençlerimiz bunlar. Bunlar söylüyorum. Artık siz bilirsiniz. Sizin kararınız. Zaten %15 düştük. %15 düşüşün içinde bu olaylar da dahil olabilir. E nasıl dahil olsun? Devam ediyor olaylar. İşte öyle değil. Çünkü orada sert bir düşüş oluyor. O sert düşüşün içinde
Gelecek olaylar da fiyatlanabiliyor. Gelecek konuşmalar da fiyatlanabiliyor. Mesela pandemi çıktığında ne oldu? Borsa çakıldı. Covid çıktığında. Sonra pandemi devam ederken borsa yükselmeye devam etti. Bu borsa pandemi bitene kadar dipte çakılı dursaydı, pandemi tam bittiği anda yükseliş başlasaydı, işte o iş öyle olmuyor. Sert düşüyor, sert düşerken birçok olay zaten fiyatlanıyor orada. Sonra düşmesine sebep olacak olan olaylar devam etse bile zaten çok sert düştüğü için, zaten o fiyatlama olduğu için sonra artık gelecekleri, yani o olayların bitmesini fiyatlamaya başlıyor. Yani borsa tam böyle anı anına fiyatlamaz ki, borsa hep geleceği fiyatlar. Şimdi yarından itibaren bu olayların bitmesi mi fiyatlanacak? Yoksa hayır, daha erken, biraz daha bir düşelim bakalım. Biraz daha düşürebilecek olaylar bunlar. Dolayısıyla daha tam olarak fiyatlanmadı. 200 güne değdikten sonra veya tam değmeyebiliriz. Çünkü herkes aynı şeyi beklerse olur mu? Herkes aynı fiyattan alabilir mi? Herkes aynı fiyattan satabilir mi? 200 güne yaklaştığımızda fiyatlanmış olacak bu olaylar. Sonra oradan yükselişe geçeceğiz. Senaryosu da tutabilir. Peki senin görüşün ne? Hangisi olur? Net bir şey demiyorum çünkü endeksi hareket ettirecek kadar param yok. Dolayısıyla da görüşümün bir önemi yok. Ama işte bir firman bilançosu gelir, hissen bilançosu gelir. Onlara biraz daha net yorumlarım olabilir ama kısa vadeli bilmek imkansız. Ama ben size yine olayları anlattım. Muhtemel iki tane senaryodan bahsettim. Size hangisi daha mantıklı geliyor? Gerçi bu işler mantıkla da olmuyor. En mantıklı olan gerçekleşir. Öyle bir kural yok. Tabii şunu da söyleyeyim. Şimdi borsa hani buradan düşmeye devam ederse 200 günlüğe doğru gelirse zaten 200 günlük de yavaş yavaş yukarı çıkıyor şu anda. Çünkü 200 günün fiyat ortalaması. Biz şu anda 200 gün yukarısında olduğumuz için 200 günlük de fiyatı yakalamaya çalışıyor. 200 günlük yukarı çıkıyor her gün. Dolayısıyla hani borsa düşmeye kalkarsa, 200 günlüğe doğru inmeye kalkarsa şöyle bir 200 günü, 200 de yukarı çıkıyor çünkü 6836'da değil de mesela şöyle bir 7000'de falan da değebilir. O da en tepeden yaklaşık %22 falan düşüş oluyor. Veyahut da şöyle biraz daha yukarıda da olabilir. 7050 falan da olabilir. O zaman da endeks tepeden %21,5 düşmüş olur. Bu olay yaşanır mı bilmiyorum. Trende bakalım. Grafiğe bakalım, desteğe bakalım, dirence bakalım. Asıl olan trend, bencesi, sencesi, mantıklısı, mantıksızı, bunların hepsi hikaye. Endeksi indirip kaldıranlar ne isterse o oluyor. Senin, benim, düşüncemin önemi yok. Sana mantıklı gelen, bana mantıklı gelen, bunların da bir önemi yok. O yüzden desteğimize bakalım. 100 günlük fiyat ortalaması şu anda 7750, BIST 30 için konuşursak. Bunun altında kapatırsak negatif, üstünde kalabilirsek pozitif. Bu konuşmanın etkisiyle tekrar 100 günlüğe geri gelebiliriz. 100 günlüğe geldik, aşağısına indik ama kapanışa doğru bir daha borsa bir tepki geldi. 100 günlüğün üstünde kapattık. 7750'nin üstünde kapatırsa BIST 30 pozitif. Üstünde kapattık, ertesi gün düşüş geldi, altında kapattık negatif. Borsa yarın sabah önce eksi açtı, sonra toparladı, yükselişe devam etti. Belki bu da olabilir. O zaman pozitif tabii. 7750'nin üstü pozitif. Şu anda 8022'deyiz. Şu anda 50 günlük fiyat ortalamamız, yani direncimiz yukarıda, aşmakta zorlanacağımız yer 8250. Tabii bu aşağı geliyor günden güne. Çünkü 50 günlüğünün altındayız şu anda. 8200'lere doğru geri çekilebilir 50 günlük fiyat ortalaması. Bunu aşabilirsek de yükseliş devam eder. Ama yükseliş hemen kısa vadede rally, tam gaz devam. Bu biraz zor olabilir açıkçası. Çünkü olaylar da devam ediyor. Endeks buralarda dinlenebilir. Konuşmalara göre, piyasanın bu son konuşmalara vereceği tepkilere göre biraz düşebiliriz. 200 günlüğe doğru gidebiliriz. Bilmiyorum artık neler olacak bakalım. Size olayları anlattım. Destek dirençleri söyledim. Ve bir diğer önemli olay. Dolar kuruna bakmak lazım. Dolar kurunda da büyük yatırımcılar var. Ve dolar kuru daha hassas oluyor bu işlere. Ama tabii bazen de borsa dolardan önce davranabiliyor. Mesela şöyle bir olay oldu. Dolar uçuyordu, uçuyordu, uçuyordu. Sonra kur korumalı işi çıktı. Dolar düşüşe geçti ya sonra. Ama öncesine baktığımızda borsa da dolarla yükseliyordu. Sonra ne oldu? Borsa düştü. Sonra kur korumalı çıktı, dolar düştü. Yani önce borsa düştü, sonra dolar düşmüştü. Böyle bir olay olmuştu mesela. Şimdi borsa daha önceden mi bildi? Evet, öyle gözüküyor. Bazen öyle oluyor yani.
Bazen de dolar önce hareket eder. Dolar kuruna baktığımızda 29 Ekim'de sert bir atak yok. Dün 28 Ekim'de ise nötr, çok küçük bir düşüş. 27 Ekim'de küçük bir yükseliş. Zaten dolar hep az az hareket ediyor son günlerde. Yani Tether'de sert bir yükseliş görmedik. Tether gece de açık biliyorsunuz. Bu da acaba bize panik olmamamız gerektiğini mi söylüyor? Ama dolar da böyle full özgür, full bağımsız bir şekilde %100 serbest piyasa şeklinde hareket etmiyor bence. O yüzden bu da tam %100 bir ölçüt olamaz. Ama yine de fikir vermesi açısından bakılabilir. Peki borsada şu anda biliyorsunuz bilançolar geliyor. Bilançolar güzel. Enflasyon devam ediyor. İşte evet, bilançolar iyi. Firmalarımız ucuz, evet, ama şimdi dünyadaki gelişmelere baktığımızda kartlar yeniden dağıtılıyor. Dünyada ortalık karışık. Dolayısıyla FK'ymış, PDD'ymiş, onların şu anda çok da bir önemi yok. Yani bilanço dönemi kötü bir zamana denk geldi. Birçok bilançoda biraz boşa gitti gibi oldu. Evet. Ama tabii piyasa düzeldiğinde onların da etkilerini göreceğiz. Piyasa düzeldiğinde bugünlerin acısı çıkacak. Piyasa düzeldiğinde bilançosu iyi gelenler daha iyi yükselişler yapacak. O günleri de göreceğiz. Ama o günler ne zaman gelir? Bu düşüş devam eder mi? Buradan yataya mı gireriz? Yoksa zaten %15 düşüşle bunu fiyatladık, artık kısmi de olsa yavaş yavaş yükselişlere mi devam ederiz? Yoksa bu bilançolar gerçekten çok iyi. Bu olayları bastırabilir mi? Bunları göreceğiz. Bir de şunu da söyleyeyim. Geçmiş olayları hatırlayalım. Seçim öncesine gidelim. Seçim öncesi Cumhurbaşkanı sürekli faiz politikası devam edecek, faizler daha da düşecek gibi şeyler söylüyordu. Ve bu da borsa yatırımcılarını karamsarlığa sürüklüyordu. Çünkü faizlerin daha da düşmesi demek enflasyon, dolar, yani tamamen dolarla birlikte, enflasyonla birlikte borsada yükseliyor, ama işte ekonomi literatüründen uzaklaştıkça evet borsada TL bazlı mutlaka yükselir ama dolar bazında yükselmesi zorlaşır. Bu yüzden seçim öncesi Cumhurbaşkanı'nın sözleri borsa yatırımcılarını panik ediyordu. Ve o zaman borsa zaten düşüktü, düşmüştü, düzeltmeymişti, neyse. Ama sonra ne oldu? Mehmet Şimşek geldi. Faizler yükseldi. Biraz daha ortodoks politikasına özgü şeyler yapıldı. Ve borsada da yükselişler oldu. Yani işte o zaman Cumhurbaşkanı'nın sözleriyle panik olan, borsa dipteyken her şeyi satanlar pişman oldu. Yani burada şunu demek istiyorum. Borsa dipteyse eğer, Cumhurbaşkanı ne derse desin korkmayın. Önemli olan trend, önemli olan dipte mi? Şimdi geri dönelim, borsa şu anda dipte mi? Tepede olmadığı kesin. Tepeden %15 düştü ama 200 günlüğe değmedi, daha %20 düşüş gelmedi. %20 düşersek, 200 günlüğe değersek kesinlikle dipteyiz derim. Çünkü enflasyon da var ve bu grafik TL bazlı. Şu anda kesinlikle dipteyiz diyemiyorum. Ama dibe düşeceğiz kesinlikle de demiyorum. Bu kısma dikkat. Yani düşüş ya buradan bitecek ya da devam edecek 200 günlüğe. Hani eğer şu anda borsa 200 günlük fiyat ortalamasında olsaydı, tepeden %20 düşmüş olsaydı Cumhurbaşkanı açıklamalarını takmayın derdim. Ama şu anda 200 günlükte değiliz. Bu yüzden etkisi olabilir diyorum. Peki Cumhurbaşkanı'nın konuşmaları temsili mi yoksa gerçekten bir karşılık gelecek mi? Baktığımızda 28 Ekim öğleden sonra 18.48'de yapılan bir paylaşım. İsrail Türkiye'deki tüm diplomatlarını geri çağırıyor. Dolayısıyla tepkiler gelmeye başlamış gibi gözüküyor. Peki orta uzun vadeli yatırımcılar ne yapsın? Orta uzun vadeciysen gerçekten sabretsin. Düşse de çıkacak. Daha da düşeceğine inanıyorsan satabilirsin. Ama eğer düşmezse, devam ederse de malı kaptırmış olursun. Böyle bir paradoks. Seçim senin. Ama diyelim düşüşe yakalandın, sonra sabrettin doğru hisselerde. O zaman bir daha çıkacak. Ve habire portföyünüzdeki kar zarar durumuna da bakıp durmayın. Bu sizi psikolojik olarak kötü yıpratır. Borsada başarılı olmanızı da zorlaştırır, duygusal hareket etmenize sebep olur. İzlediğiniz için sağ olun.